Ne haber güzel insanlar? Ben de arkadaşım Robin'in bugün cidden yaratıcı bir ilhama ihtiyacı var. Cidden. Neyse ki New York'ta tonla seçenek var. Yani baktığınız her yerde. Demek istediğimi anladınız mı? Bu şehirde inanılmaz sanat eserleri bulmak için müzeye gitmenize gerek yok. Mimarisi bile baş döndürücü ama benim favorim sokak sanatları. Gerçekten. Sokak sanatı burada her yerde. New York resmen yürüdüğümüz bir sanat galerisi. Yani benim evimin yakınlarındaki şu duvar resmine bir bakın. Sokak sanatı üstünde sokak dansı. Karşınızda Barbie, şehirde hayat. Bu duvar resimleri yalnızca sanatçıların kendilerini ifade etmelerini sağlamakla ve yanından geçen herkesin havasını değiştirmekle kalmıyor. Ayrıca bonus. Gerçekten çok havalı selfie çekmeye yarıyorlar. Poz versene. Bu tur benim enerji dolmam için gereken şeymiş. Sanat her zaman beni mutlu eder. Bu dondurma da öyle. Bahsetmeyi unuttum. Robin bir gurme ve gelecek vaat eden bir şef. Hep bu şehirdeki en muhteşem lezzetleri keşfeder. Çok iyi. Tam bir dondurma şaheseri. Renklerin canlılığına bir bakın. Bana son gördüğümüz duvar resmini anımsatıyor. Aynen öyle. Hey! Seni bilmem ama ben de tıpkı o sanatçıların duvar resimlerinde yaptığı gibi kendimi ifade etmek istiyorum. Yani aslında sokak sanatına hazır olduğundan pek de emin değilim. Biliyorsun senin için yeni bir renkli saksi dili yaratabiliriz. Evet. Ve siz de arkadaşlar kesinlikle geliyorsunuz. Saç dönüşümü için birinci kural. Hep bir planın olsun. İşte bu. Ama renkler biraz daha dondurma istememe neden oluyor. Bu şehirdeki ilham verici enerjiyi hepimiz seviyoruz ve bu belli ki hepimiz seviyoruz. %100 doğru. Bunu kendi çevrenizde de mutlaka denemelisiniz. Nerede yaşıyor olursanız olun her zaman ilham bulacak bir şeyler ve kendinizi ifade etmenin yeni yolları vardır. Kim bilir sonraki tarzınız belki de en iyi işiniz olur. Gelecek videoda görüşürüz. Sakın unutmayın, seviliyorsunuz. Barbie kaçar. Rafa ve ben ikimiz de müziği çok seviyoruz ve her şeyi dinleriz. Samba'dan tutun disco ve elektroniğe. Evet. Reggae, R&B ve pop. Kesinlikle. Asıl havalı olan şey hip hop bütün bu müzik tarzlarından etkilenmiş ve başkalarının da şekillenmesine yardım etmiştir. Şimdi hadi treni atlayalım ve gidelim Brooklyn'den Bronx'a. Hip hop'un doğduğu yer. Bir dakika. Yoksa bu Layla mı? İşte Layla. New York'taki en muhteşem kayıt stüdyosu mühendisi. Malibu ve benim tüm şarkılarımızın kaydında yardım etti. Yani sizler gibi yeteneklerle çalışınca işler kolay. Siz benim eski mekanımda ne yapıyorsunuz bakalım? Brooklyn'in müzik dersi için hip hop hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ah, müthiş zamanlama. Ben de tam Bronx'taki en sevdiğim müzik mağazasına yeni bir şeyler bakmaya gidiyordum. Siz de benimle.
Gelir miyiz? Aa, tabii ki. Evet, lütfen. Umarım buna pişman olmam. Derslerde öğrendim ki hip-hop müzik Güney Bronx'ta siyahi ve Latin gençler tarafından icat edilmiş. Kesinlikle. Tam da bu muhitte. Öğretmenin bu tarzın insanların dans etmeye ve müzik dinlemeye gittiği mahalle partilerinde meşhur olduğundan bahsetti. Ritim sokakta. Bize bu ritimlerden bahsetsene Layla. Daha iyisini yapacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü bu mağaza plakları satın almadan önce oynatmanıza izin veriyor. Ah, bu harika bir plak. I See Beyond the Cold Wars. Bunu bulmak neredeyse imkansız. Eskiden DJ'ler aynı plaktan iki tanesini farklı plak çalarak koyardı. Disco, funk, R&B olurdu. Güzel ritmi olan her şey, yani davullu şarkıların en hareketli, en dans edilir kısımlarını ayarlardı. Sonra da sürekli tekrarlayarak break beat'i ortaya çıkardılar. Oo, kızlar bu çok iyi. Kıpırdamadan duramıyorsun değil mi? DJ'ler ve MC'ler bu ritimlerin üstüne söz eklemeye başladılar ve hip hop doğmuş oldu. Şunu duyuyor musunuz? Tüm sokağın bir ritmi var. Biz biraz önce kendimizin doğaçlama partisini mi verdik? Bu bizim tarzımız. Evet. Bir dahaki sefere görüşürüz. Şunu sakın unutmayın. Seviliyorsunuz. Barbie kaçar.